Merhaba arkadaşlar. Yeni bir soru çözüm videosu ile birlikteyiz. Kalıtımdan yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu üçüncü soru çözümümüz arkadaşlar kalıtımla ilgili. Bir de ÖABT çıkmış sorularını çözeceğiz. Daha sonra kalıtımla ilgili soru çözümünü bitireceğiz. Toplam 4 videomuz oldu arkadaşlar soru çözümüyle ilgili. Evet, gelelim şimdi birinci sorumuza. Diyor ki genotipli bireyden kaç çeşit gamet elde edilir? Bakın artık hiç düşünmeden ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Formülümüz nedir? 2 üzeri n. Kaç tane heterozigot gen var? 2 tane. O zaman 2 üzeri 2'den kaç çeşit oluşur arkadaşlar? 4 çeşit. İşte cevabımız bu kadar. Diyor ki yandaki eşe yana hücresinde oluşabilecek en az gamet çeşidinin en fazla gamet çeşidinin oranı nedir? Arkadaşlar en az diyorsa crossing over yok olarak düşünüyoruz. En fazla diyorsa crossing over var olarak düşünüyoruz. Şimdi crossing over yoksa bakın bağlı gen var değil mi? Bir tane. O zaman kaç tane gamet oluşur buradan? Bir bu oluşur. Bir de diğeri oluşur arkadaşlar. 2 tane. 2 bölü. Bakın crossing over yok dedik. Daha sonra crossing over var gibi düşüneceğiz. Crossing over varsa arkadaşlar sanki genler bağlı değilmiş gibi düşünün bakın. Bağlı değilmiş gibi düşün. Gibi düşün. Bağlı değilmiş gibi düşünüyorsak o zaman heterozigotları sayacağız. Kaç tane heterozigot var? Bakın büyük A küçük A, büyük B büyük B. O zaman bir tane heterozigot var. 2 üzeri 1 diyorum arkadaşlar. Cevabımız ne olur? 2 bölü 2'den o da eşittir. 1 olur. Gelelim 3. soruya. Diyor ki yandaki eşe yan hücresinde görülen mayoz bölünmeler sonucunda oluşacak gametlerinin oranı kaçtır? Crossing over oranını %40 vermiş. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bunların hepsi heterozigot. Crossing over oranı da %40 olduğuna göre ilk önce ben bir gamet oluşturmak istiyorum. İsterseniz gamet oluşturmadan da şöyle yapabilirsiniz. Diyelim ki kaç tane heterozigot var? 3 tane. Peki bizim crossing over varken veya işte şöyle düşünün. Genler bağlı değilken formülümüz neydi arkadaşlar? 2 üzeri n değil mi? Crossing over varken neyi düşünüyoruz? Sanki genler bağımlı değilmiş gibi düşünüyoruz. Dolayısıyla 2 üzeri n'den yani 2 üzeri 3 8 tane gamet oluşuyor. Bu 8 tane gameti ben ayrı ayrı yazmak istemiyorum. Kısa yoldan çözmek istiyorum diyelim ki. 8 gameti %40'lık oranlara hani eşitleyecek olursak ne olur? 40 bölü 8'den arkadaşlar 5 olmaz mı? O zaman her bir gametin oranı ne olur? 5 olur. O zaman ben şu crossing over sonucunda oluşacak olan gametin oranını buldum mu? Buldum. Neymiş o? 5'miş bakın. Şöyle ABC bölü bu şekilde yazdım. Ben paydayı buldum 5 olarak. Şimdi geliyorum paya. Bakın pay olan kısım hem crossing over yokken oluşur hem de crossing over varken oluşur. Crossing over varken oluşma ihtimali nedir zaten? %5. Onu ekleyeceğiz. Şuraya 5 dedim. Artı diyorum. Şimdi crossing over yokken arkadaşlar crossing over oranı %40 olduğuna göre olmama oranı nedir? %60. O zaman %60'lık oranda %30 büyük ABC oluşur. %30'da çünkü ayrılma olayı yok ya crossing over yok ya o yüzden ne olur? %30 bu %30 bu. O zaman buraya 30 yazar mıyım? Yazarım. O zaman bu genlerin oranı ne olur? 35 bölü 5 o da eşittir 7 olur arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Dediğim gibi anlamadığınız soruları yorumlarda yazın. Ben yorumlardan cevap olarak da gönderirim. Gelelim 4. soruya. Diyor ki genotipli bir bireyin genotipine sahip gamet oluşturma oranı nedir? Arkadaşlar şimdi hemen burada şu gametimizi yazalım. H büyük K büyük M küçük N X üzeri büyük R. Şimdi buradan küçük H'nin gelme ihtimali nedir? 1 bölü 2'dir çarpı. Büyük K'nın gelme ihtimali nedir? 1 bölü 2'dir. Büyük M'nin gelme ihtimali nedir arkadaşlar? %100 değil mi? Kesinlikle büyük M gelir o zaman 1. Küçük N'nin gelme ihtimali yine 1. X üzeri büyük R'nin gelme ihtimali 1 bölü 2. O zaman bu gametin oluşma ihtimali neymiş? 1 bölü 8'miş arkadaşlar. Geçelim diğer sorumuza. 5. sorumuz. 5. soruda diyor ki bezelyelerde sarı renk geni yeşil renge baskındır. Heterozigot sarı bezelyeler çaprazlandığında yeşil bezelye oluşma olasılığı nedir? Şimdi sarıya büyük A'yı verelim. Yeşil ne olur? Küçük A olur. Heterozigot sarı bezelyeler çaprazlanıyormuş. O zaman büyük A küçük A çaprazladık. Çaprazlama yapıyorum. Büyük A büyük A. Büyük A küçük A. Büyük A küçük A.
Küçüken küçüken normalde bunu hiç yapmadan da direkt olarak sonucu bulabiliriz. Yeşil bezelye oluşma olasılığını soruyor. Yeşil bezelye zaten küçüken küçüken olanlar, o da oluşma oranı nedir arkadaşlar? 1 bölü 4'tür. Gelelim 6. sorumuza. Diyor ki farelerde siyah tüy geni kahverengi tüy genine baskındır. Homozigot baskın erkek bir fare ile. Bakın homozigot baskın. O zaman ne olacak? Siyah olana büyük B diyelim. Kahverengi olan ne olur? Küçük B. Homozigot baskın diyorsa büyük B, büyük B. Erkek fare ile kahverengi bir dişi fare. Kahverengi de ne? Küçük B, küçük B. Çaprazladım. Çiftleşiyor diyor. F1 dölünde oluşan bireyler kendileştirildiğinde F1 dölünde ne olur? Bakın F1 dölünde büyük B, küçük B olur. Şimdi ben bunu kendileştiriyorum. Yani F1 çarpı F1 yapıyorum. Yani büyük B, küçük B çarpı büyük B, küçük B. Hemen çaprazlamayı yapalım. Ne olur? Büyük B, büyük B, büyük B, küçük B, büyük B, küçük B, küçük B, küçük B oldu. Bize neyi soruyor? Diyor ki F2 dölünde bu bulduğumuz F2. Kahverengi erkek farenin oluşma olasılığı. Kahverengi neydi? Küçük B. Kahverenginin oluşma olasılığı ne? 1 bölü 4. Bize bir de neyi soruyor? Erkek olma ihtimalini soruyor. Erkek olma ihtimali nedir? 1 bölü 2. Çarparız arkadaşlar. Sonucumuz ne olur? 1 bölü 8 olur. Gelelim 7. soruya. Diyor ki Endülüs tavuklarında siyah tüy beyaz tüye eksik baskındır. Bakın burada ne geldi? Eksik baskınlık geldi arkadaşlar. Yani ekivalentlik. Diğer bir ismiyle intermediyer kalıtım. Unutmayın. Biraz ÖABT çıkmış sorularda karşımıza çıkacak. Çünkü intermediyer kalıtım yani arada kalan kalıtım eksik baskınlık. Endülüs tavuklarında diyor ki siyah tüy beyaz tüye eksik baskınmış. Heterozigot olduğu durumda gri renkli civcivler meydana geliyormuş. Siyah renkli horoz ile beyaz renkli tavuk çiftleşiyor. Oluşan bireyler kendileştiğinde oluşan bireyler nedir zaten? Heterozigot olan bireylerdir. Ben heterozigot olan bireyleri direkt olarak çaprazlayayım. Büyük B küçük B diyeyim. Büyük B küçük B. Çaprazlamayı yapalım. Büyük B büyük B. Büyük B küçük B. Büyük B küçük B. Küçük B küçük B. Gri renkli horozun oluşma oranı nedir? Gri renk neydi arkadaşlar? Bakın gri renk heterozigot olanlar değil mi? Arada olanlar. Gri renklerin oluşma oranı nedir? 2 bölü 4. O da eşittir. 1 bölü 2 oranında gri oluşacak. Bize bir deney sormuş. Fenotip ve genotip oranlarını yazın. Bakın fenotip oranı nedir? Fenotip. Fenotipte ne oluşuyor? Siyah oluşuyor. Değil mi? Gri oluşuyor. Bir de beyaz oluşuyor. Siyahlar kaç tane oldu? Büyük B büyük B olanlar bir tane. Griler kaç tane oldu? Büyük B küçük B olanlar iki tane. Beyazlar da arkadaşlar bir tane oluştu. 1, 2, 1. Genotip oranına baktığımızda genotip olarak da genlere bakacağız. Bakın büyük B büyük B. Büyük B küçük B. Küçük B küçük B. Büyük B'den kaç tane var? Bir tane. Büyük B küçük B'den iki tane. Küçük B küçük B'den bir tane. Yine oranımız ne oldu? 1, 2, 1. O zaman eksik baskınlıkta ve eş baskınlıkta fenotip ve genotip oranı aynıdır diyebilir miyiz? Diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde bunu da göstermiş olduk. Gelelim bir sonraki sorumuza. Şöyle 8. sorumuz. Diyor ki kahverengi gözlü iki ebeveynden doğan 4 çocuktan ikisinin kahverengi, ikisinin mavi gözlü olma olasılığı nedir? Hatırlayın, ilk videoda size ilk soru çözmüştüm. A artı B'nin işte 4. kuvveti falan diyorduk. İşte bu öyle bir soru arkadaşlar. Şimdi elimizde iki tane özellik var. Kahverengi ve mavi gözlü olma olasılığı. O zaman A artı B dedim. Kaç çocuk var? 4. O zaman üzeri 4 dedim. Bunun açılımını yapmıştık hatırlayın. Neydi? Birincinin 4. kuvveti artı Pisagor teoremin yalnız söyleyemedim. Pisagor teoreminden anlatayım arkadaşlar. Şöyle bakın 1 1 1 1 diyerek gittim. 1 1 topladım 2. Sonra 2 ile 1'i topladım 3. 2 ile 1'i topladım 3. Bu kaçıncı derece oldu bakın? Birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece oldu. Şimdi dördüncü dereceyi bulacağım. Yine şuraya 1 yazdım. Buraya da 1 yazdım. 1 ile 3'ü topladım 4. 3 ile 3'ü topladım 6. 3 ile 1'i topladım 4. İşte dördüncü dereceden katsayılarımız ne olacak? Bu şekilde olacak. O zaman yazıyorum. Birincisinin zaten katsayısı 1 yazmadım o yüzden. İkincinin katsayısı 4. Ne yapıyorum? Birinciyi bakın şuradaki terimlerden birincisinin üstünü biraz azaltıyorum. A küp. İkinciyi arkadaşlar yazıyorum. B. Artı dedim.
Katsayımız ne olacak? 6. Azalttım, arttırdım. Artı dedim. Katsayımız 4 olacak. Azalttım, arttırdım. Artı dedim, katsayımız 1 olacak, yazmıyorum. Bakın, birinciyi azalttığım zaman artık A ortada kalmıyor, gidiyor. A üzeri 0 çünkü 1 yapar. Daha sonra B'yi arttırdım, 4 yaptı. Şimdi bize ne soruyor? İkisinin kahverengi, ikisinin mavi. Yani derecelerin ikisinde kare olacak. Hangisi arkadaşlar bu? 6 A kare B kare. Peki, ben bunların oranlarını nasıl yazacağım? Yani 1 bölü 2 mi yazacağım, 3 bölü 4 mü yazacağım, ne yazacağım? Hemen burada da çaprazlamadan buluyoruz. Hetezigot bireyleri düşünüyoruz. Büyük A küçük A'ları çapraz diyorum. Nedir? Büyük A büyük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A, küçük A küçük A. Çaprazlamayı yaptığımız zaman arkadaşlar kahverengi gözlü olanlar oranı nedir? 3 bölü 4 kahverengi, 1 bölü 4 de mavi. Şimdi biz A olana kahverengi yazalım, B olana da mavi yazalım. 6 çarpı 3 bölü 4'ün karesi çarpı 1 bölü 4'ün karesi dedim. Eşittir. Ne olur arkadaşlar? Şöyle şuraya yazayım. 6 çarpı 9 bölü 16 çarpı 1 bölü 16. Sadeleştirme yapalım isterseniz. Şöyle burada 3 kalır, burada 8 kalır. 9 kere 3 27. 16 ile 8'i çarptığımız zaman 6 kere 8 48 128. İşte cevabımız 27 bölü 128 olur. Bu şekilde sonucumuzu bulmuş olduk. Gelelim 9. soruya. Diyor ki 9. soruda Hasan, Zeynep ve kan grubu B olan Mehmet arasındaki kan alıp verebilme ilişkisi şöyledir. Bakın yazalım isterseniz. Mehmet var, Hasan var ve Zeynep var. Mehmet'in kanı neymiş? B kan grupluymuş. Diyor ki Zeynep Hasan ve Mehmet'e kan verebilir ama Mehmet'ten kan alamaz. Şimdi Zeynep Hasan'a ve Mehmet'e kan verebiliyormuş ama Mehmet'ten yani B kan grubundan kan alamıyormuş. O zaman Zeynep ne olabilir arkadaşlar? A olabilir ya da 0 olabilir. Geliyorum. Diyor ki Mehmet Hasan'dan kan alamaz. Bakın Mehmet Hasan'dan kan alamıyormuş ama Hasan Mehmet'ten kan alır. Hasan Mehmet'ten kan alıyormuş. O zaman durumumuz ne olabilir arkadaşlar? Hasan AB olabilir mi? AB olabilir değil mi? O zaman tamam, sıkıntı yok. Şimdi Zeynep eğer ki A olursa Hasan'a kan verebilir mi? Verebilir arkadaşlar. Sıfır olursa da verebilir. Diyor ki buna göre Zeynep ve Hasan'ın kan grubu hangisi olabilir? Ne dedik zaten? Hasan kesinlikle AB, Zeynep de A ya da 0 olabilir. Şıklarda buna göre bulacağız arkadaşlar. Bu şekilde cevabımız olur. Peki ben size böyle bir de kan alıp verebilme mekanizmasını göstereyim. Nasıl oluyor? Şöyle, şimdi bir A kan grubumuz var, bir B kan grubu, bir AB kan grubu, bir de 0 kan grubumuz var. Arkadaşlar 0 kan grubu herkese kan verebilir. AB kan grubu herkesten kan alabilir. Tabii ki kendinden de alabiliyor. Bu sıfır da sadece kendinden alabiliyor. A ile B'ye baktığımız zaman B kan grubu sadece kendinden alır ya da sıfırdan alır. A kan grubu arkadaşlar sadece kendinden alır ya da sıfırdan alır. AB'den alamazlar. Neden? Çünkü AB kan grubundan kan verilirse buradaki B'ler onlara yabancı olduğu için sıkıntı oluşturabilir. O yüzden AB'den A ve B kan alamaz. Unutmayalım. Gelelim 10. sorumuza. Bir soy ağacı sorusu. Diyor ki soy ağacında numaralı bireylerden hangisinde eritroblastosis fetalis? Nedir eritroblastosis fetalis? Kan uyuşmazlığıdır. Kan uyuşmazlığı görülebilir. Arkadaşlar kan uyuşmazlığının görülebilmesi için annenin ne olması lazım? Küçük R küçük R yani negatif. Babanın ne olması lazım arkadaşlar? Büyük R büyük R ya da büyük R küçük R yani pozitif olacak. Şimdi bakıyorum. Babalara bakıyorum. Babayı pozitif seçmemiz lazım. O zaman 2 numarayı alamam. 2 numara negatif. Annelere bakıyorum arkadaşlar. Annelerin küçük R küçük R olması lazım. Bakıyorum bakın burada dişi artı. O zaman cevabımız ne olur? Ya 3 ve 4 olur ya da 3 ve 5 olur arkadaşlar. Şıklarda hangisi varsa bunu buluruz. Oldukça kolay basit bir soru. Gelelim diğer sorumuza. Diğer soruda diyor ki
Bu soy ağacındaki 1, 2, 3, 4 numaralı bireylerden hangisinin genotipi doğru olarak verilmiştir? Şimdi hemen soy ağacını çözümleyelim arkadaşlar. Daha sonra devam edelim yolumuza. Şimdi bakın alt taraftan başlıyorum. B'yi yazdım, yanındakini bilemem. Sonra negatif olduğu için küçük R küçük R yazdım. B'yi yazdım, yanındakini bilmiyorum ama büyük R var. Değil mi? Pozitif olduğu için yanındakini bilmiyorum yazdım. Şuraya A'yı yazdım. Bakın yanındakini bilemem. A da olabilir, A0 da olabilir. Pozitif olduğu için büyük R yazdım, yanındakini bilemem. 3 numaraya geliyorum. Bakın B'yi yazdım, yanındakini bilemem ama negatif olduğu için küçük R küçük R yazdım. Sonra geldim buraya bakın. B'yi yazdım, yanındakini bilemem. Pozitif olduğu için büyük R var. Yine yanındakini bilemeyiz. Geliyorum şuraya. 0 0 yazdım. RH pozitif olduğu için büyük R'yi yazdım. Yanındakini bilmiyorum. Birazdan dolduracağız bunları. 1 numaraya geliyorum arkadaşlar. 0 0 yazdım. Büyük R var. Yanındakini yine bilmiyoruz. Geliyorum buraya bakın. B'yi yazdım. Yanındakini bilmiyorum ama RH negatif olduğu için küçük R küçük R yazdım. Şimdi bunların o boşluklarını dolduralım. Arkadaşlar bakın şurada iki tane küçük R var. Bu iki küçük R anne pardon baba mecburen çocuklarına küçük R'yi verecek mi? Verecek. Bu bireye zaten vermiş. Buna da verir mi? Verir. O zaman burada da ne var? Küçük R var. Şimdi geliyorum bunlara bakın. B kan grubun yani B allelini kimden almışlar? Babalarından. Annelerinde ne var? A var. A'yı alsalar da AB olurlardı. Ama A'yı almamışlar. Ne almışlardır B olduklarına göre? Sıfır almışlardır. O zaman babanın burada ne vardır? Sıfır vardır. Bunu da bulduk, yerleştirdik. Şimdi geliyorum bu kısma. Sıfırların yan yana gelmesi için ne olması lazım? Birini anneden aldı, diğerini kimden alacak? Babadan yazdık. Küçük R'lerin yan yana gelmesi için birini babadan aldı, diğerini kimden alacak? Anneden. Anne ve babayı doldurduk. Şimdi geliyorum çocukları doldurmaya. Zaten numaralı bireyleri bir tek 3 numara kaldı. Bakın 3 numara B kan grubu geleni kimden aldı? Babasından. Annesinden mecburen ne alır? 0 alır. Anne mecburen çocukların hepsine 0 vermez mi? Bunda 0 yok yazdım. Baba mecburen çocukların hepsine küçük R vermez mi? Verir. O zaman bunları da doldurdu mu? Doldurdu. Bakın bu birey şu iki küçük R'nin yan yana gelmesi için 4 numaralı bireye bakıyorum. Birini babadan aldı. Diğerini kimden alacak? Anneden alacak. Hepsini doldurduk mu arkadaşlar? Doldurduk. Şimdi diyor ki birinci birey 0 0 büyük R büyük R. Doğru mu? Hayır. O zaman bu değil. İkinci birey büyük B büyük B küçük R küçük R. Doğru mu? Hayır. Bu arada TYT çıkmış sorusudur arkadaşlar. Üçüncü birey büyük B büyük B. Bakın 3'e bakıyorum. B 0 yanlış. Dördüncü birey, 4'e bakıyorum. A 0, büyük R küçük R. Doğru mu? Doğru. O zaman cevabımız D şıkkı olacak. Beşinci birey, A demiş. Beşinci bireyin hiç alakası yok. B zaten. Bu da gitti. Cevabımız ne oldu? Denizli şıkkı oldu. Bu sorunun aynısı. Belki hani şuradaki harfler değişmiş olabilir ama harfleri saymazsak direkt olarak aynısı TYT'de çıktı arkadaşlar. Gelelim 12. sorumuza. Tavuk ve horozlarda çizgili veya düz renkli olmayı sağlayan genler Z kromozomun üzerinde taşınır. Z üzeri büyük A çizgili olmayı sağlıyormuş, Z üzeri küçük A düz olma. Yani bizdeki XY kromozom gibi. Heterozigot çizgili renkli horozla düz renkli tavuk çiftleşiyor. Arkadaşlar hatırlayın ZV sisteminde horozlar ZZ olarak gösterilirken tavuklar ZV olarak gösteriliyordu, değil mi? Yani tam tersi bir durum vardı. Normalde dişiler mesela XX erkekler XY'di ama tavuklarda, kuşlarda tam tersi durum söz konusu. Heterozigot çizgili renkli. O zaman ben horoza ne yazacağım? Z üzeri büyük A, Z üzeri küçük A yazacağım. Çarpı dedim. Tavuğa ne yazacağız arkadaşlar? Zaten tavuk neymiş? Düz renkliymiş. O zaman tavuk Z üzeri küçük A ve diyor ki düz renkli horozun oluşma olasılığı nedir? Şimdi horoz nedir? Erkek, değil mi? O zaman erkekler arasında bakacağız. Düz renkli horozun oluşma olasılığı nedir diye soruyor bize. Çaprazlama yapalım. Z üzeri büyük A, Z üzeri küçük A, Z üzeri büyük A ve Z üzeri küçük A, Z üzeri küçük A, Z üzeri küçük A ve. Şimdi burada düz renkli olan horoz hangisidir arkadaşlar? Değil mi? ZA'yı taşıyan horoz dediği için de ZZ olacak budur. O zaman cevabımız nedir? 1 bölü 4 düz renkli horoz olma ihtimali 1 bölü 4'tür. Size mesela şöyle deseydi. Horozlar arasında
Düz renkli olma olasılığı nedir deseydi dişleri katmayacaktık, direkt erkeklere bakacaktık. Ama düz renkli horozun olma ihtimalini sorduğu için tamamını aldık, 1 bölü 4 dedik. Gelelim 13. sorumuza. Diyor ki genotipi bu şekilde olan bir kadınla bir erkek evleniyormuş. Fenotipli çocuğun oluşma olasılığı nedir? Şimdi arkadaşlar, normalde ne yapardık? A'ları kendi arasında, B'leri kendi arasında çaprazlardık. Ama artık ne yapıyoruz? Hiç böyle bir şey yapmıyoruz. Kafamızdan yapıyoruz. Hemen ben fenotipi yazıyorum. Bakın büyük A, büyük B, küçük D, küçük E, X üzeri R'ye. Şimdi büyük A'nın gelmesi için bakın büyük A, küçük A, büyük A, büyük A çaprazladığım zaman her türlü büyük A fenotipi oluşur mu? Oluşur. O zaman buraya 1 yazdım. Büyük B fenotipi bakın büyük B, büyük B, küçük B, küçük B. Her türlü büyük B fenotipi oluşur mu? Oluşur. O zaman yazdım. Küçük D fenotipinin oluşması için arkadaşlar ne olması lazım? Küçük D'lerin yan yana gelmesi lazım. Çaprazlama yaptığımızda küçük D'ler 1 bölü 4 oranında oluşur mu? Evet, yazdık. Yine çaprazlama yaptığımızda heterozigot olduğu için küçük E'ler 1 bölü 4 oranında oluşur. Doğru, yazdık. Şimdi x üzeri büyük R Y'nin gelmesi için bakın. İsterseniz bunu çaprazlayalım arkadaşlar. Yine oranımız 1 bölü 4 oranında bulacağız. Ama çaprazlama yaparak göstereyim. X'lerde kafanız karışabilir. X üzeri büyük R, Y. Çaprazlama yaptığımızda X üzeri büyük R, X üzeri büyük R. X üzeri büyük R, Y. X üzeri büyük R, X üzeri küçük R. X üzeri küçük R, Y. Bize ne soruyor? X üzeri büyük R, Y. Ne oldu yine? 1 bölü 4 oldu. 1 bölü 4. Cevabımız ne olur arkadaşlar? 1 bölü 64 olur. Gelelim 14. sorumuza. Bakalım kaç tane sorumuz kalmış? İyi, az kalmış. 14. sorumuz. Diyor ki 14. soruda D ve E genleri bağlı olan genotipli bir bireyde %40 crossing over meydana gelirse DE genlerini taşıyan bir gametin oluşma olasılığı nedir? Şimdi bakın. Bunlar birbirine bağlıymış. Biz iki olay düşüneceğiz. Şimdi bize büyük D ve büyük E bağlı olduğu için crossing over varken de bu oluşabilir, yokken de oluşabilir. O yüzden her iki ihtimali de düşüneceğiz. Crossing over yok diyeceğiz. Bir de crossing over var diyeceğiz. Şimdi crossing over varken %40 ise crossing over yokken oluşma olasılığı nedir? %60'tır, değil mi? Yazdım buraya. Crossing over yokken ne oluşur arkadaşlar? Ya büyük D büyük E oluşur ya da küçük D küçük E oluşur. O zaman böldüğümüzde %30 oranında bu. %30 oranında da bu oluşur. Şimdi crossing over varken nasıl düşünüyorduk crossing over varken? 2 üzeri N formülünden. Sanki hiç bağlı değilmiş gibi düşünüyorduk. Kaç tane heterozigot var? 2 tane. 2 üzeri 2'den 4 tane gamet oluşur. Ben olasılığı yani buradaki oranı 4'e bölersem, 40 bölü 4 yaparsam her bir gametin oluşma olasılığı ne olur? %10. O zaman DE gametinin oluşma olasılığı 30 artı 10'dan eşittir ne olur arkadaşlar? %40 olur. Cevabımız %40'tır. Gelelim 15. soruya. Diyor ki, yanda verilen gametlerden hangisinin döllenmesiyle süper dişi bireyler oluşur? Süper dişinin oluşabilmesi için ne olması lazım? X, X, X olması lazım. Şimdi iki tane X olanı alacağım. Bir de bir tane X olanı alacağım. Yani cevabımız ne olur? 1 ve 3 olur. Eğer ki 1 ile 2 olsaydı arkadaşlar bakın 43 artı X 0 yani 45 kromozomlu olacağı için bir vücut kromozom eksik olacağı için ölecekti. Yine 2 ile 3 olursa bir kromozom eksik olduğu için ölecekti. 44 artı XXY olursa Klinefelter sendromu olacaktı. Zaten 1 ve 4 döllenirse 44 artı XY olduğu için normal bir birey oluşacaktı. Cevabımız 1 ve 3 olur. 16. soru. Heterozigot. Ayraş pozitif bir anne ile heterozigot BRH pozitif bir babanın birinci çocukları 0RH negatif olmuştur. Şimdi bakın bunu vermese de olurdu. Neden? Çünkü zaten bize başta heterozigot olduğunu belirtmiş. Ama heterozigot olduğunu belirtmeseydi, bunu verseydi biz zaten heterozigot olduğunu anlardık. Diyor ki, bu anne ve babanın ikinci çocuklarının ayraş pozitif olma olasılığı nedir? Arkadaşlar hemen çaprazlama yapalım. Bakın heterozigot dediğine göre A 0, büyük R, küçük R. B 0, büyük R, küçük R. A'ları kendi arasında, R'leri kendi arasında çaprazlayalım. A 0, B 0 yaptığımız zaman AB, A 0, B 0 ve 0 0 olur. R'leri çaprazladığımız zaman büyük R büyük R, büyük R küçük R, büyük R küçük R ve küçük R küçük R. Bize ne soruyor? ARH pozitif. Şimdi A oluşma olasılığı burada ne? 1 bölü 4. Pozitif olma olasılığı ne? 3 bölü 4. O zaman 1 bölü 4 çarpı 3 bölü 4 cevabımız 3 bölü 16
olur. Gelelim. Son iki sorumuz kaldı. 17. soruda diyor ki, yandaki şekilde insana ait X ve Y kromozomları verilmiştir. Buna göre harflendirilmiş hastalıklardan hangileri yalnızca erkeklerde görülür? Arkadaşlar, yalnızca erkeklerde görülebilmesi için X kromozomunun homolog olmayan bölgesinde olması lazım. Pardon, Y kromozomunun. Y kromozomunun homolog olmayan bölgesi neresi? Bakın şu üstte kalan kısım. Yani cevabımız C, D, E bölgeleri olur. Son sorumuza gelelim arkadaşlar. Diyor ki, yandaki soy ağacında taralı olan birey belirli bir hastalığı fenotipinde göstermektedir. Buna göre hastalık verilenlerden hangisiyle taşınabilir? Şimdi her birini teker teker deneyeceğiz. Y kromozomunda çekinik diyor. Y kromozomunda olsaydı babada görüldüğü için oğulda da görülür müydü? Evet, o zaman bu olmaz. X kromozomunda baskın. Şimdi X'de baskın diyorsa hasta olan bireye ben ne yazdım? X üzeri büyük R Y yazdım. Şimdi bunu yazdık. Bu bireyin bakın sağlam olması için X üzeri küçük R Y olması lazım. Bu bireyin sağlam olması için X üzeri küçük R küçük R olması lazım. Erkek birey annesinden X üzeri küçük R alarak sağlam olabilir. Herhangi bir sıkıntı olmaz. O zaman 2 numara doğrudur. Evet, şimdi 3.'ye bakalım. Diyor ki 3.'de ot o zaman çekinik. O zaman küçük A küçük A yazacağız. Yazalım küçük A küçük A. Arkadaşlar küçük A'dan bir tanesi buraya gelir. Bu taralı olmamak için büyük A'yı taşır. Bu birey de büyük A büyük A da olabilir. Büyük A küçük A da olabilir. Sıkıntı çıktı mı? Hayır. O zaman bununla da taşınabilir. Cevabımız ne olur? 2 ve 3 olur. Evet, böylece soru çözümünün 3.'sünü de bitirmiş olduk arkadaşlar. Sonraki videoda ÖABT çıkmış sorularla birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.